Tanıyamıyorum artık onu. İş seyahatini niye erkene çekmiş? Bir şey söyledi mi sana? Şirket işleri bunaltmış. Biraz uzaklaşmak istediğini söyledi. Kim olsa bunalır yani. Niye öyle söyledi? Yok. Yani sonuçta sana yaptığı haksızlığı hazmedemiyordur. Ya o kızla gittiyse? Yok artık. Hiçbir şey aklımı veremiyorum. Masamda işler öyle birikti, donup kaldım. Eda ne yapıyor? Evde mi? Evdeydi, niye? Hiç. Son zamanlarda iyi değil diyordun da ondan sordum. Merak ettim. Bir de o var. Kendi derdime mi yanayım, onunkine mi yanayım bilemiyorum artık. Neyse, sıkma canını onun için. Şimdi konumuz sensin. Önemli olan sensin. Başkaları için yaşamayı bırak artık. Biraz da kendin için yaşa. Mesela kuaföre falan git. Ne bileyim, saçını falan değiştir. Farklı bir makyaj dene. Biraz rejim, spor falan. Ne demek istiyorsun ya? Açık açık söylüyorum işte. Biraz değiştir kendini. Harun döndüğünde gözlerini senden alamasın. Bir daha yeniden aşık et onu kendine. Beni böyle seviyor. Yani sevmişti. Sen beni dinle. Meydanı boş mu bırakacaksın? Savaşmadan çekilmek var mı bizim kitabımızda? Savaşacağız. Gerekirse beraber savaşacağız. Melda'yı üzmeye hiç hakkım yok. O acı çekmemeli. Öyle masum ki. Öyleyse sen de bir an önce evlen onunla. Eda'yı da aklından çıkar git. Bırak ne yaparsa yapsın, unutursun. Onun başkasıyla uyuyacağını, sabahları başkasına gülümseyeceğini, o hayat dolu enerjisini başkasına vereceğini düşünmek bile beni delirtiyor Batu. Nasıl bırakayım? Üstelik minicik bir cana kıydı benim yüzümden. Geceleri rüyama girdi, uyuyamaz oldum. O zaman Eda'yla sen evlen. Allah Allah, bir karar ver artık. Vallahi işin çok zor. Senin yerinde olmak istemezdim Akıcı. Bana Hakkı deme. Hakkı öldü artık, tamam mı? Öldü! Tamam. Tamam, haklısın, demeyeceğim bir daha. Hadi. Ben çıkıyorum şimdi. Araba falan lazım olursa anahtar sehpada. Afiyet olsun. Oo, sağ ol. Hoş geldin. Sana da alayım mı bir tane? Yok ya, yemeyeceğim. Bir iş görüşmem var. İnşallah ne olur artık. İnşallah be Tolga. Al. Oğlum bunlar ne? Al bunları. Oğlum, dün klinikte kredi kartını kullandık ya. Ulan ben tefeci miyim? Bazen rekor düzeyde saçmalıyorsun ha. Sen niye takıyorsun ki kafana bunları? Merak etme, ben hallederim o işi. Hem sen yarın evlenirsin. Para sana lazım. Sen rahat ol, geniş ol abi. Of be of. Yine ne oldu? Bir an önce iş bulmalı. Her yere CV'mi yolladım ama tek tük cevap geliyor ya. Melda'dan bir şey çıkacak gibi mi? Ne bileyim. Çıkarsa sürpriz olur. Neyse, kaçtım ben. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Biraz değiştir kendini. Harun döndüğünde gözlerini senden alamasın.
Bir daha yeniden aşık et onu kendine. Değişeceğim. Sevdiğim için değişeceğim. Senden vazgeçmeyeceğim. Anne. Efendim. Sana söylemem gereken bir şey var. Şu kapıya bir bakar mısın? Gülay abla. Telefonlarımı açmaya cesaretin yok bakıyorum. Gülay abla göründüğü gibi değil. Nasıl izleyeceksin doğrusu çok merak ediyorum. Annem içeride ne olur? Al çantanı gel o zaman. Konuşacağız. Tamam bekle dur. Anne, Gülay abla geldi. Bir çay içeceğiz dışarıda. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem, bir şeylere sıkılmış herhalde. Melda ablam da bu aralar çok meşgul ya. İyi, ama çok gecikme. Gecikme. Sakin bir yere gidelim. Anlat bakalım. Seni dinliyorum. Ne işin vardı eniştenin yanında? Ne zamandır gizli gizli görüşüyorsunuz? Görüştüğümüz falan yok. Biz sadece bir şey konuşmak için. Yalan söyleme. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Ağabeydeki şu kız sen miydin yoksa? Hayır. Yalan söyleme bana Eda. Harun önüne gelenle çapkınlık yapan biri değil. Sendin o. Gülay abla ne olur. Bana gerçeği söyle Eda. Yoksa seni gördüğünü şimdi gider ablana söylerim. Hayır mahvolur. Sakın. Ya tamam bendim. Ama yemin ederim bilmiyordum. Ne olur inan bana doğru söylüyordum. Hakkı diye biriyle tanıştım ben. Ablama da anlattım tanışmamızı, görüşmemizi. Her şeyi anlattım. Hakkı ile ne ilgisi var? Harun'un göbek adıymış Gülay abla. Okulda arkadaşlar ona Hakkı diyormuş hep. Tanıştığımız gün de yanında bir arkadaşı vardı. Ona Hakkı diye seslenmişti. Sonra öyle devam etti. Yemin ederim doğru söylüyorum. O zaman ablanın yanında gördüğünde niye hiçbir şey söylemedin? Kolay mı sanıyorsun? Söyleyebilirsen sen söylesene. Niye görüşmeye devam ediyorsunuz? Utanmıyor musun? Görüşmüyoruz dedim ya. O gün sadece bir şey konuşmak için gittim. Senin yüzünden ablanın hayatı mahvoluyor. Farkında mısın? Harun nişanı erteledi. Şimdi de düşünmek için kaçıp gitti. İşin bu hale gelmesine nasıl izin veriyorsun? Benim suçum değil. Kimin suçu o zaman? Ben miyim onunla göz göze el ele oturan? Yanlış görmüşsün. El ele göz göze bir halimiz yoktu bizim. Ondan nefret ediyorum tamam mı? O gün de ona bunu söyledim. Masadan kalktığımda da sizi gördüm. Ben ne gördüm? Gözlerime mi inanacağım sana mı? Nasıl bir iğrençliktir bu ya? Sen beni dinlemiyorsun bile. Eda dur. Bana daha fazla hakaret etmeni duymak istemiyorum. Bunu ablana ihanet etmeden önce düşünecektin. Ben ablama ihanet etmedim. Bilmiyordum dedim sana. Daha kaç kere söylemem gerekiyor? Ben hiç kimseye ihanet etmedim. Asla anladın mı? Tamam. Anladım. Sen de beni anla o zaman. Ablanın hayatıyla oynamaya hakkın yok Eda. Ya sizi o halde görseydi? Ne olurdu hiç düşündün mü? Ya ben ne haldeyim? Senin için bir önemi var mı?
Ben ablam için sırf o mutlu olsun diye ölümü bile... Ne yaptığını dün çok güzel gördük. Yeter artık ya, yeter! Bu benim suçum değil. Neye inanıyorsan inan, umurumda bile değil. Hoca hepimizi azarladı. Bu sorumsuzluk değil de ne Tolga? Üstelik gösteriye ne kaldı ki şurada? Tamam Seval ya, bırak şimdi gösteriyi. Ona gelinceye kadar ne dertlerim var benim. Hala bir iş bulamadım. Yüzük bile alamadım. Anlamıyorum. Sevdiğiyle evlenecek insanda biraz heyecan olur. Gözleri parlar. Ne bileyim, kabına sığamaz adeta. Ama kusura bakma da ben Eda'da bunlardan birini bile göremiyorum. Hem zaten niye bu kadar acele ediyorsunuz ki? Mecburmuş gibi. Selam. Hoş geldin. Eda, iyi misin sen? İyiyim. Senin iş görüşmesine gitmeyecek miydin? Gittim. Sonra Seval hocayla acil konuşmamız gerekiyor deyince buraya geldim. Hem bence o kadar önemli değil. Başka zaman da gidebiliriz. Sen bilirsin. Hayır yani ben... Neyse. İyi misin sen? Hadi çıkalım buradan. Biraz hava alalım. Seval biz çıkıyoruz. Görüşürüz Seval. Thank you.
yine ben. Selam. Harun'la konuştun mu? Hangi otele yerleşmiş biliyor musun? Durup dururken nereden çıktı bu? Bilmiyorum. Aramaya cesaret edemedim ki. Benimle soğuk konuşursa diye korktum. Aa, niye soğuk konuşacakmış canım? Gidiyorum diye kapına kadar gelip haber vermedi mi? Evet öyle de. Tamam işte. Seni kaybetmekten ödü kopuyor inan bana. Nereden çıkardın bunu? Ben bu işlerde senden daha tecrübeliyim. Hem seni kaybetmekten korkmasaydı çoktan yüzüğü atardı. Ne mecburiyeti var ki? Sanki burada değilmişim gibi hissediyorum. Sanki hiç yokmuşum gibi. Nefes bile alamıyorum. Ne yapıyorsun? Kendine gel artık. Şoka girdiğinin farkında mısın? İnan bana Harun iki kadını birden idare edecek biri değil. Sakın bir daha aptallık yapma. Kendine de acımayı bırak artık. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranmamı bekliyorsun? Hayır. Harekete geç. Mücadele et. Harun senin. Bunu kafana koy ve çek alın. Ne işin var senin burada? Hangi yüzle geldin? İzin ver elini öpeyim baba. Ferda'yı da getireyim. O da öpsün. Anasını babasını takmayan bir kızım yok. Senin gibi bir damadın hiç yok. Ya
Demek öyle ha? Sildiniz bizi yani. Öbür damat zengin nasıl olsa. Bizde bir şey yok. Ne diyorsun sen? Terbiyesiz. Bundan sonra torunlarınızı zor görürsünüz diyorum. Yürü Zeynep, bırak. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Öyle diyorsan öyledir. Annelerini sildikten sonra onun çocuklarını sevsen ne olur? Yürüyün çocuklar. Lanet olsun be! Lanet olsun! Lanet olsun! Anneciğim. Canım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim anne. Kötü bir şey yok. Bilal de çocuklarla babamın yanında. Elini öpmeye gitti. Ay inşallah. Bana bak, bu sefer gerçekten değişti galiba. Bakalım babam ne diyecek. Ay durmasana. Hadi gir içeri gel. Ferda! Hiç girme içeri. Doğru eve gidiyoruz. Ben başka zaman uğrayayım anne. Ferda hiç üzülme. Hiçbir şeye üzülme. Ne kadar kısaltalım? Şuraya kadar. İyice kısalsın. Hayır hayır. Siz şöyle aşağı doğru biraz kat verin yeterli. Tamam, arkadaşım dediği gibi olsun. Peki. Seval! Seval! Dur, kapatma. Gel. Tolga, ne oldu? Söylesene. Yarın büyük gün biliyorsun. Biraz param arttı da Eda'ya bu elbiseyi almak istiyorum. Nikahı çok güzel olur değil mi? Bunun bedeni var değil mi Seval? Hadi Seval. Seval ne oldu, iyi misin? Çok büyük hata yapıyorsun Tolga. Eda ile evlenemezsin. Ne dedin? O seni sevmiyor. Görmüyor musun? Hiçbir zaman da sevmeyecek. Düşüncelerini kendine sakla Seval. Bu kadar kırıcı olmak zorunda değilsin. Kırıcı mı? Ben senin üzülmenden korkuyorum.
Acı çekmek mi istiyorsun? Seval yeter artık. Beni dinlemeye bile tahammülün yok öyle mi? Ben senin kötülüğünü ister miyim? Eda'ysa sana ne yaptığının farkında bile değil. Anlık düşüncelerle hareket ediyor. Yanılıyorsun Seval. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Birini karşılıksız sevmenin ne demek olduğunu iyi bilirim ben. Ne olur Tolga. Ne olur yapma. Bak. Benim için endişelenme tamam mı? Bunun için üzme kendini. Her şey yoluna girecek. Tamam. Bugün sabah bana bir şey söyleyecektin Eda. Sonra Gülay'la çıkınca unuttum. Önemli bir şey değildi herhalde. Hatırlayamadım. Kıskanmasın. Yoksa Harun mu istedi böyle yapmana? Yok canım, ne alakası var? İçinden geldi öylesine. Kadınlar. Bütün gün kızı takip ettin yani, öyle mi? Gölge gibi. Senin karar verme yöntemin de bayağı ilginçmiş doğrusu. Böyle giderse fena çuvallayacaksın. Söylemedi deme. Kolay mı sanıyorsun Batu? Elimden başka bir şey geliyor mu sanki? Eda'yı o çocuğun yanında her gördüğümde yüreğimden bir şeyler kopuyor. Yanına gidip sen benimsin, başkasının olamazsın demek istiyorum. Of. Fena sıkışmışsın galiba oğlum. Melda olmasa bir dakika bile durmazdı. Ama ona bunu yapamam. Allah kahretsin, yapamam. Yardım edeyim mi? Yok, gerek yok. Gülay'la görüşmüşsünüz bugün. Ay dikkat et. Bırak ben yapayım. Gerek yok. Benim hakkımda konuştunuz değil mi? Moralimi bozmamalıyım falan. Hı hı. Evet. O kadar iyi bir kız ki. Benim için parçaladı kendini. Moralim iyiyse sırf onun sayesinde. Saçlarıma bir şey demedin. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Çok güzel olmuş. Nereden esti durup dururken? Gülay zorla elimden tutup kuaföre götürdü. Harun'u o kıza bırakmayacağım Eda. Aşkım için savaşacağım. O benim. Bak, bu yüzüğü o verdi bana, anlıyor musun? Kuyruğumu kıstırıp kaçmayacağım. Bundan sonra bambaşka bir Melda var Eda. Göreceksin. O kızı unutturacağım Harun'u. Ah, o kızı bir elime geçirecektim ki. Ama yağma yok. Mutlaka öğreneceğim o kızın kim olduğunu. Eğer onu bulup yüzleşmezsen bana da Melda demesinler. Yüzleşseydin ne söylemek isterdin ona? Hiçbir namusun, şerefin, vicdanın yok senin. Yuva yıkanın yuvası olur mu sanıyorsun? Eğer
Harun'dan uzak durmazsan seni kendi ellerimle boğarım, öldürürüm. Onu sana bırakmam. Tamam abla, sakin ol. Nasıl? İyi değil mi? Ah, bir karşıma çıksın daha neler söylerim neler. Bugün Bilal gelmiş elini öpmeye. Hiç anlatmıyorsun bana sen. Anlatacak bir şey yok. Beni tehdit etti. Şerefsiz. Çocukları göstermeyecekmiş. Aa, hiç olur mu öyle şey? Cemil, azıcık idare etseydin sen de. Kerdan'ın hatırı için. Bana ondan söz etme Türkan. Ya babasının yanında duracak ya da o şerefsizin. Bunun ortası yok. Anlaşıldı mı? Uzat bakayım şu yüzüğü oğlum. Elim alışsın diye şimdiden taktım anne. Nasıl olmuş? Pek güzelmiş. ne zaman gidip isteyeceğiz şu kızı oğlum? Hiçbir şey söylemiyorsun. İstemek mi? Ya anne, öyle formalitelere gerek yok. Aa, olur mu hiç? Her işin bir yolu yordamı var. Ya Eda biraz bekleyelim dedi aslında. Hı. Dur ben bakarım anneciğim. Harika bir haberim var sana. Hadi iyisin yine. Ne oldu oğlum? Çatlatma adamı da söyle. Bizim şef seni geri çağırıyor. Şşş oğlum. Annem bilmiyor işten çıktığımı. Eyvah, duymuş mudur? Duymamıştır, içeride. Ciddi misin sen? Vallahi billahi. Patron işi büyütüyormuş. İki şube daha açacak. Şef kendi sordu oğlum seni. Yeni şubede başlayacaksın. Ben de oraya geçiyorum. Hadi ya. Oğlum süper bir haber bu. Vallahi var ya, üstümden büyük büyük kalktı. Hadi gir içeri. Ayakkabıları çıkar. Geç. Şşş. Geç. Anne bak kim geldi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Mesut teyze? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? İyi vallahi, hamdolsun. İyidir. Hoş geldin. Dur. Ay, sana da bir meyve tabağı hazırlayayım. Hiç zahmet etmeseydiniz ya. Aa, ne zahmeti? Olur mu hiç? Oğlum iş süper oldu ya. Vallahi. Ha, yarın sizin nikah. Şş oğlum. Annem bilmiyor. Yuh, onu da mı söylemedin? Ya ne yapayım? Heyecanlanmasını istemiyor doktor. Ne olmuş nikah? Yarın sabah yeni şubenin bazı evrak işleri varmış. Şef rica etti. Son güne kalmış. Ben de bir şey diyemedim. Ne yapayım? Sıkma canını ya. Zaten daha sonra bir kutlama yaparız. Değil mi? Yaparız dostum. En kralını yaparız değil mi? Çak! Aha, ben de heyecanlıyım. Şu iş meselesi de halloldu ya. Kimse tutamaz artık bizi. Bak, ikimizin de hayatı yoluna girdi. Her şey çok güzel olacak, göreceksin. Umarım öyle olur. Sen Mesude teyzeye bir şey söyledin mi? Hayır, henüz değil. Yani alıştıra söyleyeceğim. Peki Melda abla biliyor mu? Hiçbir şey sormadı. Ben de söylemedim. Yarın olacağını tahmin etmiyordur herhalde. Her şey yoluna girince belki hani küçük bir parti gibi bir şey yaparız. Bilmeyenler de o zaman öğrenir. Ne dersin? Bilmem. Konuşuruz Tolga. Aslında çocukken çok farklı şeyler düşünmüştüm. Ama bir önemi yok artık. Neyse, uyumaya çalış olur mu? Yarın görüşürüz. Tamam canım. Saat 9'da oradayız. Geç kalma sakın, tamam? Tamam, bay bay. Kiminle konuşuyorsun sen? Hiç. Bir arkadaşımla.
Anne! Anne, odamda bir kola kutusu vardı, gördün mü? Sus, bağırma, baban uyuyor. Ya boş ver şimdi babamı. Kola kutum nerede? Nerede olacak? Çöpe attım. Ne? Çöpe mi attın? Ya anne, ne yaptın ya? Of, onun manevi değeri var ya. Oğlum, orta değil. Nerede? Çoktan kapıya koydum çöpü. Of. Kerem, elleme çöpleri, mikrop kapacaksın. Döküldü oraya. E bu boş. Ya anne, nerede bunun içindekiler? Ne bileyim ben nerede. Almıştır herhalde çöp arabası. Anne. Anne, niye dokunuyorsun kola kutuma? Nereye böyle sabah sabah? Seval'e yardım etmem lazım. Dün gece aradı. Annesi yokmuş. Yeni mallar gelecekmiş. Rica etti. İyi. Belki ben de uğrarım pazara çıkarken. Selam söyle. Geç, geç, geç! Harun! Harun, neredesin? Allah Allah! Ne işler çeviriyorsun oğlum sen? Eda,
Seni nikah şahitlerimizle tanıştırayım. Tanıştırmak mı? Metin'le Seval nerede? Ya ikisinin de işi çıkmış. Ben de buradaki çalışanlardan rica ettim. Kırmadılar beni. Gel. Arkadaşlar biz hazırız. Bu arada tanıştırayım. Erdal Bey, Osman Bey. Memnun oldum. O zaman geçebiliriz isterseniz. Birbirinizle evlenmek için vermiş olduğunuz kararınızı yazıyla bildirdiniz. Evlenmenize bir mani olmadığı görüldü. Şimdi resmi talebinizi benim ve şahitlerin önünde sözle de tekrarlayınız. Siz Eda Güler, hiçbir etki altında kalmadı. Tamamen kendi iradenizle, varlıkta ve yoklukta, sağlıkta ve hastalıkta, birbirinize destek olmak koşuluyla, Tolga Altınsoy'la evlenmek istiyor musunuz? Kızın Tolga Altınsoy'la evlenmeyi kabul ediyor musun?